Çok yoruldum anne. Geldin ya oğlum. Buradasın ya. Sizi çok özledim anne. Çok yoruldum. Yapamayacağım sandım. Eve hiç dönemeyeceğim sandım. Oğlum hepsi geçti. Hepsi geçti oğlum. Hepsi geçti. Hepsi geçti. Anne gitmem gerek şimdi. Bizi böyle görmesinler. Kim? Cengiz mi? O mu yaptı? Her şeyi anlatacağım. Yine geleceğim anne. Bırakmam. Bırakmam. Bir kere geldin artık bırakmam. Anne size bir şey yapmasınlar diye. Öldürsünler. Öldürsünler. Vermem seni artık. Vermem. Anneciğim gitmek ister miyim ben? Ha? Ben gitmek ister miyim? Gitme o zaman. Kal. Gitme bir daha. Gitme bir daha. Anne nasıl? Anne. Gel oğlum gel. Anne ne oldu, bir şey mi var? Ezel Bey şeye gelmiş. Alt kısmı tutmuş geçen gün. Ona gelmiş. Ben de ona senden bahsediyordum. Çok iyi evlattır diyordum. Abisinin yokluğunda. O da çok üzüldü ama o da... Anne bu nereden çıktı şimdi? Abisini çok özlediyordum. Kardeşiniz zordur. Nereden biliyorsunuz? Sizin de mi kardeşiniz öldü? Uzak kaldık. Niye gitmediniz o zaman yanına? Keşke gidebilseydim. Bir dakika durmazdım. Abin gibi. Sen ne biliyorsun ki benim abim hakkında? Mert! Yok haklı, bir şey bilmiyorum. Ama yanına gelebilmek için her şeyini verirdim. Kendimden biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun bir kere. Gelmez miydi zannediyorsun? Gelebilse... Ya çok affedersin ama sana ne benim abimden ha? Benim abimden sana ne? Mert o ne biçim söz öyle? Ben hakkınızı Cengiz abiye veririm. O size getirir. Dur bir dakika. Abin senin yanında olmak için canını vermez miydi sence? Bir, benim abim öldü zaten. İki, benim abim dünyanın en iyi abisiydi. Ama benim abim o kadar cesur değildi. Evet hapisteydi ama yaşıyordu. 8 senesi vardı yanımda olması için. Bir mektubuma cevap verebilirdi. Bir kere sarılabilirdi. Ve üç, benim abim terk etti. Ama olsun. Ben yine de onu herkesten çok seviyorum. Herkesten. Şimdi lütfen gider misin? Anne seni çok seviyorum. Mert'e de anlat. Ömer canından çok seviyordu onu. Anlat ona. Ne yaptılar Kamil? Söylesene. Kalleşlik yaptılar. Evet de en kötü. En kötü ne yaptılar bana? Hapse attırdılar. Öldürdüler.
Ben de öyle zannediyordum. Ulan bunlar en kötüsünü yaptı, şimdi sıra bende diyordum. Ama en kötüsünü sona saklamışlar. En kötüsünü bana yaptırmışlar. O kadın var ya, o kadın. O kadın öyle bir şey yaptı ki bana. Öyle fena kırdı ki beni orta yerimden. Ben de aileme ihanet ettim sonra. Yok be Ezel. Mert haklı abi. Ben daha yaşarken bırakıp gittim onları. Şu kapıya iyi bak Kamil. Bu kapının önüne gelecek. Kendi ayaklarıyla. Hem de sevdiği her şeye ihanet edip gelecek. Cengiz'e mi? Cengiz yetmez. En kötüsü kendi kanına canına arkana dönmek. Hani her şeyden sakınıyor koruyor ya Bahar'a. Bahar'a ihanet edip gelecek bu kapının önüne. Bahar'a. Bakayım. Uzadın mı sen yine? Hı hı. Ödev mi yapıyordun? Hı hı. Gel. Ne istiyorsun bakayım yarın doğum gününe? Şu dergide gördüğün kamerayı mı alsak? Annem çok pahalı diyor. Sen anneni bana bırak. Pahalı diye bir şey yoktur. Her şey olacak benim oğlumun. Unuttum sandın değil mi? Her şeyi unuturum. Oğlumun doğum gününü unutmam. Cengiz. Bir içeri gelir misin? Bir şey söyleyeceğim. Psst. Sen söyle, ben de bir şey söyleyeceğim. Söyle. Hı. Benimki daha büyük. Önce sen. Cengiz. Babam geri geldi. Ali niye Yaşar'ın peşindeymiş? Orada işler karışık. Kimse birbirine güvenmiyor. Sana? Yakındır. Bir emrin var mı abi? Git. Hoş geldin. Ali'den duyacağına benden duy istedim. Çok kötü olmuştu. Çok yaşlanmış. Ali'ye sen mi takip ettirdin beni? Deli misin Cengiz? İnanamıyorum. Bir peşime adam takmadığın kalmıştı. Hani güveniyorduk birbirimize? Sen benden habersiz gitmedin mi babana? Hangi güven? Bir daha hayatımıza girmesin diye söylemedim.
Can'ın yanına yaklaşamaz. Asla izin vermeyeceğim. E peki öğrenmeyelim mi? Yani ne istiyormuş? Söz ver. Söz ver Cengiz. Bir daha yaşamayacağım aynı şeyleri. Bir daha kalmayacağım aranızda. Gerekirse Can'ı da alır giderim. Baban yüzünden miymiş şeyin mezarına gitmeler? Gittin Melih teyzeyi getirdin. Bıktı artık benden dedim. Ömer'i hatırlıyor. Bırakıp gidecek şimdi. Ama baban yüzünden mi döndün o günlere? Hı-hı. Öyle mi? Evet Cengiz. Hem nereye gideceğim ki? Sen, babam, Ömer. Hayatındaki bütün erkekler nereye gidersem bulursunuz beni. Ama çekiştirmeyin artık ne olur. O kadar kuvvetli değilim ben. Değilim. Eyşan. Ben dün senin için bir şey yaptım. Sadece senin için. Ne yaptın yine? Ezel'in otel işi var ya. Ortaklık teklif ettim. Senin orayı ne kadar beğendiğini gördüm. Hep rüyandı senin öyle bir şey. Rüyanı gerçek yapacağız Eyşan. Ezel ne dedi? Konuşacağız ama el sıkıştık. Olur dedi. Bu iş olsun. Kumarhaneleri devrederim. Etmez. Edeceğim. Edeceğim. İçkiyi de bırakacağım. Senin için Eyşan. Dün bir şey oldu. Ben değiştim hayatım. Gitmek mi istiyorsun? Gideceğiz. İki. Yok. Üç. Üç kişilik bilet aldım dün gece. Nereye baba? Baştan başlamaya oğlum. Kardeşim benim, canım benim. Melih teyze yok mu? Yukarıda. Kimseyle konuşmuyor. Mahkemede görmeyince üzüldük Cengiz. Sen Ömer'in en yakın arkadaşıydın. Hala öyleyim Mümtaz amca. Hiç gittiniz mi Ömer'e? Bir şey diyor mu? Annesiyle Mert gitti. Bir şey dememiş. Kimseyi de kabul etmiyormuş artık zaten. Evet. Ben de gittim. Beni de görmedi. Mümtaz amca, hemen gelecektim ama gelemedim. Niye biliyor musunuz? Niye? Ömer'i korumak için. Nasıl korumak? Yani nasıl diyeceğim ki? Allah çarpsın gözüme uyku girmiyor o günden beri. O gün var ya, Ömer Ali ile benim yanıma geldi. Sonra dedi ki, yok. Kusura bakma Mümtaz amca, hiç gelmeyecektim, söyleyemeyeceğim. Bilmek sizin de hakkınız. Dedi ki, ben sizin gibi yaşamayacağım dedi. Ben Eyşan'a pırlantalar alacağım dedi. Anlattı sonra, inanmadık. O da baktı biz tersliyoruz, geri aldı. Yok şaka yapıyorum dedi. Suç bizde ama. O gün tutsana herifi orada. Tut bırakma işte. Ama yapmaz dedik. Ömer dedik. Nasıl oldu? Benim oğlumun yüreği tertemizdi. Ne oldu? Nasıl bir şeytan girdi içine? Hayat be Mümtaz amca. En iyi adamı kötü yapıyor. O yüzden gelmedik işte mahkemeye. Ömer'i koruyalım diye. Sonra da Mümtaz amca, kalamadım tabii burada. Bu mahalle var ya, nereye baksam Ömer'i görüyorum. Ama Ömer yine yaptı Ömerliğini bana. Artık serserilik yok. Bir işe girdim Mümtaz amca. İt gibi affedersin çalışıyorum. Hep dediğin gibi. Alın terimle. Ben kalkayım. Artık siz de ileriye bakacaksınız Mümtaz amca. Çaresi yok. Mümtaz amca, evlat acısı çekiyorsun biliyorum. Ömer'in yerini tutamam ama Ömer sayesinde iyi bir evlat kazandın, bunu bil.
teyze? Cengiz defol. Bir daha gelme. Gelirsen o kör gözlerimle bulur seni boğarım. Ne diyorsun Melih teyze? Teyzesi bugün söyledi. Senin yanındaymış o kız. O Eyşan. Melih teyze anlatayım bir. Ne anlatacaksın? Benim ekmeğimi yedin. Ama ben senin hep içini gördüm. Ömer'imi hep kıskandın. Senin gözün hep o kızdaydı. Anlamadın mı sanıyorsun? Hain. Ben kimseye hainlik yapmadım. Tek senin oğlun mu burada mağdur? O kız mağdur olmadı mı hiç Melih teyze? Konuşturma şimdi beni burada. Konuş, ne varmış konuşacak? Öldürdüğü adam ne olacak Ömer'in? Ben kandırmadım sizi, Ömer kandırdı. Ömer'imin adını ağzına alma. O kızcağızı da kandırdı. O da doğru bildiği şeyi yaptı. Sevgisini kalbine gömdü, doğruyu söyledi. Söylemese miydi yani ha? Yalan mı söyleseydi? Sus! Melih teyze, o kız var ya, hepimizden çok seviyordu Ömer'i. Senin hislerin kuvvetlidir. Anlamışsındır. Anlamadın mı? Doğruyu söyle, anlamadın mı? Çok sevmiyor muydu Ömer'i? Kolay mı benim yaptığım şey? Bir de benim tarafımdan bak. Başkasını seven birini aldım yanıma. Karım dediğin kadının seni sevmediğini bilmek kolay mı? Ne yapsaydım? Ortada mı bıraksaydım kızı? Burada herkes dışlamış, hayatı kararmış, kimsesi yok. Ömer böyle mi olsun isterdi? Madem o kadar iyi görüyorsun her şeyi, sen söyle Melih teyze. Ömer ne olsun isterdi? Değişiriz. Değişirim. İstediğin Cengiz olurum. En baştan başlarız. Ha? Eyşan. Hamileyim Cengiz. Benden mi? Senden. Eyşan bir çocuğumuz mu olacak? Bizim bir çocuğumuz mu olacak? Bir şey bu Eyşan. Ne dedim sana canım? Yeniden başlayacağız her şeye. Ezel avcısı bir yem koydu oltasına, bir canlı avladı Adem dedi adına. İyi kötü ne varsa yapan kendisiyken tutar suçu yükler kendinden başkasına. Nasıl yani? Sen bunların hepsini okudun mu? Bir ara pek dışarı çıkmadım. O dönem hep kitap okudum. Anladım ben senin ne yapmak istediğini. Neymiş? Benim görmek istediğim Ezel'i gösteriyorsun bana. Beni o kadar büyütme kafanda Bahar. Ezel bu işte. Cık. İçimden bir his daha fazlası var diyor. Ha gel bak. 45 basımı. Bak kalemle buraya ne yazmış okuyabiliyor musun? Yazar hislerime tercüman olmuş yalnız değilim. Kim yazmış bunu?
Nihat. Ha bak, burada iki farklı yazı var. Akşam çıkabilecek misin? Babam şüphelenmiş, izin vermiyor. İlginçtir. Herkes kendini hikayenin kahramanı zannediyor. Değil miyiz? Değiliz. O kadar önemli değiliz. Başkalarının hikayelerinde böyle bir iki karalamayız sadece. Belki sen daha kendi hikayeni bulamamışsındır. Buldum sandım. Ama benim değilmiş. Başkasının hikayesiymiş o. Ezel Bayraktar. Üzüyorsunuz beni. Ver bakayım. Bugün birini tanımaya başladım. Galiba kalbimi kıracak. Benim küçük bir işim var. Onu halletmem gerek. Gitmeden son bir şey söylemeyecek misin bana? Ne gibi? Sen de gel. Ali neredesin? Gerçekten bilmek istiyor musun? Yok. Yok, istemiyorum. Bakan aradı sabah. Geceki havai fişek gösterisi için geçmiş olsun diyor. Kim yapmış öğrenebildin mi? Bizim iki mekanda daha indirmişler cam çerçeve. Bildik takımdan kimse değil. Nereden biliyorsun? Eleme yoluyla ilerliyorum. Belki de bir işarettir bu Ali. Ve bulsam alacağım onun işaret parmağını. Yok. Daha büyük yerden bir işaret. Ezel imana mı getirdi seni? Onun gibi bir şey. Ali sen bir buraya gelsene. Bir fikrini alacağım seni. Boşversene Cengo. Sen kimsenin fikrini almazsın. Aklını, parasını, kadınını alırsın ama fikrini almazsın. Yok. O eski Cengiz'di. Onun farkı ne? Modaya uydu. Daha demokrat. Mesela ne yapacağız Serdar'ı? Bıraktım Eşen söylesin. Aranız açılmasın. Çok düşünceliyimdir ha. Uyum kurusun. Adamın ağa gitmiş ve ağa kalmış. Evet. Evet, var öyle bir iddia. Ulan tam da zamanı. Nerededir bu herif? Gidip bir görüneyim bari. Kerpeten Ali usulü olmaz. O herife gideceksek hep birlikte gideceğiz. Ayarlayayım mı? Olur. Ali, sen de oyalanmadan gel buraya. Konuşacağız. Emrin olur. Nerede lan bu tefa? Bir işe yarayacak. Onda da yok. Toplanın, gidiyoruz. Oğlum. Konuşmayacak mısın annenle? Abin herkesten çok severdi seni. Mert bizden bile sakınırdı seni. Nerede? Ne? Sevgisi. Göstersene. Nerede? Ben göremiyorum. Hatırlamıyor musun Mert? Burada yan yana yatardınız koyun koyuna. Korkardın hani. Senin yanına alırdı. Unutmadım anne. Merak etme. Yavrum. Canım yavrum. Bilmediğimiz bir şeyler vardır belki. Bilsek. Ben de ona çalışıyorum anne. Tefo neredesin lan? Kerticem. Senin işini ben yapıyorum. Alo? Ben de senden bahsediyordum Tefo kardeşim. Nasıl keyifler Gıcır? Çok şükür efendim. Var mı benden bir emrin? Yok, o nasıl söz Ali Bey? Postayı bırakmışsın gitmişsin. Dükkana gideceğim, senin işini ben yapıyorum. Ben sana bu herifin peşinden ayrılma demedim mi? Ailevi bir mesele vardı. Kusura bakmayın Ali Bey, hemen geliyorum. Yemişim meseleni. Senin ailen biziz artık oğlum. Neyse, ne yapacaksan yap da öyle gel. Bugün şanslı günündesin. Hava güzel, manzara güzel. Ama bir daha olmasın.
s**arım ağzına. Kusura bakma yeğen. Şeker yasak bana. İstersen şeker niyetine bir hikaye anlatayım sana. Hasan Sabbah'ı bilir misin? Hasan Sabbah yalçın bir dağın tepesindeki bir adam. Kartal yuvası bir kalede oturuyor. Alamut Kalesi'nde. Krallıkları deviren, adalet dağıtan, dehşet saçan bir adam. O zamanın Selçuklu Sultanı Selahaddin bu Hasan Sabbah'ın peşine kelle avcılarını göndermiş. Hasan Sabbah'ın kellesini istemiş. Gel zaman git zaman Hasan Sabbah'ın elçisi sultana gitmiş saraya. Elçi gelmiş demiş ki sultana bir lafımız olacak. Sultan buyur söyle demiş. Elçi bakmış şöyle, demiş ki bu kalabalık olmaz. Sultan kalabalığı göndermiş. Elçi demiş ki bu korumalar da gitsin, lafım sana demiş. Sultan iyice merak etmiş, korumaları da göndermiş. O zaman elçi sultanın yanındaki iki kölemen korumaya bakmış. Demiş ki onları da gönder. Sultan demiş ki onları göndermem. Onlar benim oğullarım. En çok onlara güvenirim. Biz üçümüz bir kişiyiz demiş. Hadi söyle yahut da git. O zaman elçi o iki kölemen korumaya dönmüş. Demiş ki size kılıçlarınızı çekin ve hükümdara kıyın desem ne yaparsınız? İki adam tereddüt bile etmemiş. Emrin olur demiş. Bunun üzerine elçi arkasına bile bakmadan çekip gitmiş. Ertesi gün Sultan Selahaddin Hasan Sabbah'ın peşine gönderdiği kelle avcılarını geri çağırmış. Güzel hikaye. Sence bu hikayede ben kimim? Sen Hasan Sabbah'sın. Ben elçiyim. Elçi. Peki sen kimsin? Ben eli kılıcında kölemenim. Peki bir gün elçi sana bir laf getirirse... ne yapacaksın? Kusura bakma dayı, ben basit adamım. Öyle senin kadar anlamam kitaplardan. Eğer sözü getiren sözün sahibi ise ne gerek var elçiye? Senin kafanı fazla karıştırmayalım yani. Peki Ezel sana vurma derse, ben vur dersem ne yapacaksın? Öyle söylesene dayı. Sen vur dersen vuracağım elbet. Hasan Sabbah'ın kitabını ver de okuyayım. Okuyalım ki kime sıkacağımızı bilelim. Sen kitapla kafayı karıştırma kardeş. Lafı dinle yeter. Hadi bakalım. Hadi iyi günler olsun sana. Ezel, nereye düştün öyle yeğen? Çalışıyorum dayı, buyur. Hiç. Dün akşamdan konuşamadık. Bir faydam oldu mu merak ettim. Sağ ol.
Tamamdır. Ama bana yaptırmadığın şeyleri üstüne alıyorsun. Dikkat et üstüne yapışmasın. Sırada ne var? Daha önce bir iş var. Var mı yardıma ihtiyaç? Yok. Bu diğerleri gibi değil. Kendi kendine giriyor kafese. İnsanın serbest bırakası geliyor vallahi. Bırakacak mısın ya? Konuşuruz dayı. Çocuklar, beğendik mi hediyeleri? Güzel, tamam. Güzel. Sessiz olun çocuklar. Laf dinleyin, yaramazlık yapmayın. Müdür bey, bize bir 5 dakika izin verir misiniz? Hem hasret gidermiş oluruz. Tabii, ben sizin için şey etmiştim. Teşekkür ederim. Ezel abi. Bu abla senin şey mi? Yenge mi? Hayır, değilim çocuklar. Abla kaçırma sakın. Ezel abi çok yakışıklı. Bir de çok zengin. Onlar geçici şeyler çocuklar. Ben iyi kalpli birini arıyorum. Ben çok iyi kalpliyim abla. Beni al. Ben al abla, ben al. Hemen kendi yatağımı da yapıyorum. Oy. Of. Öpüyor ama almaz seni bir kere. Çok küçüksün sen. Gel bakayım buraya. Gel. Küçük mü dediler sana? Ha? Gösterelim mi onlara kimin küçük olduğunu? Göster bakayım pençelerini. Kaldır ellerini. Kaldır. Hangi korkutalım onları? Bir de bunları korkutalım. Şimdi burada. Bir de buraya. Ya gösterdik onlara kimin küçük olduğunu. Gel bakayım. Hadi bakalım. Hadi oturun bakalım. Resme mi merak saldın? Konuşmak istemiyorum. Haber verdiler. Kaçmışsın yine. Hem de daha uzağa. Nereye? Hadi git. Gitmeyeceğim. Gideceksin tabii. Hadi git. Özel biridir, anlatamam. Bizi hiç yalnız bırakmaz, hep gelir. Çok cömerttir, sağ olsun. O çocuk kim? 12 yıldan fazladır bizimle. Çocuklar buraya gelinceye kadar ne sorunlar yaşamış oluyorlar bilemezsiniz. Ezel Bey buraya geldiğinde onunla ilgilendi. Ama ne yaptıysa iletişim kuramadı. Öksüz mü? Ya onun hikayesi de benadır. Annesi geldi bıraktı bunu. Daha yeni doğmuş, küçücük. Annesinin bir de kızı var. Onu aldı, buna bakamıyorum dedi, bıraktı. Babası? Babasını vurmuşlar. Güvenlikçiymiş. Bir soygunda vurmuşlar. Esirgemeye gidiyormuş aradan. Atlamışız. Bugün yakaladık. Bütün çocuk kayıtlarını aldım. Bir bakacağız bakalım. Bu Ezel'deki çocuk sevgisi nereden geliyor? Ali'm, sen dünün haberlerinde kalmışsın. Bugün ne oldu? Öldü mü Ezel? Allah korusun. Veli nimetimiz o bizim. Ortak olacağız. O otel işini yapacağız. Ali, büyük para var o işte. Ya. Bakarsın kumarhaneleri paketler sana bırakırım. Söz vermiyorum ha. Ha. Tamam. Kumarhaneler dedim oğlum. Sen benim ne dediğimi anladın mı? Ben senin ne dediğini çok iyi anladım.
kendine yeni yemek söyledin. Benim önüme de artıkları atıyorsun. Senin yemeğine sulanmayayım diye. Çüş böyle, güvensizliğin de bu kadarı. Düne kadar Ezel'i birlikte kekleriz icabında diyordun. Ne oldu? Yok, öyle bir şey demedim. Yani insanlık hali. Yolda bakarız ona. Sen bakacaksın, bana da ne yapacağımı söyleyeceksin. Ortaklıkmış. Bana sordun mu? Niye sana sorayım? Ali, benim param, benim hissem. Ya bırak şimdi, inciteceğiz birbirimizi. Bu Ezel senin dengeni bozdu. Benim dengem doğuştan bozuk Cengiz. Hissem yok ha? Cinayetin hissesi ne kadar peki? Kaç hisse alırım iki kurşunla? O hesabı çoktan kapadık. Aldık payımızı, hatırlatayım. Herkes kendi yoluna gitti, hatırladın mı? Hani sen bize çektin ya. Hatırladım. Sonra hatırladın mı? Sen geldin bize Ali. O gün kimse gel demedi. Bugün de kimse git demiyor. Senin hissen bu. İstersen kal, istersen git. Kalırsan bakarsın bir gün bu yavrum kumarhane senin olur, ama gidersen... Beyefendi, bir saniye. Sonra. Vay vay vay. Kara kedi Cengiz. Yürümüş gitmişsin. Sen bizi de unutmuşsundur şimdi. Viski. Ben de hemen bar yaptım kendime. Böyle ithal içkiler hep. Sonra işte galeriye. Neydi senin araba? Eski bir şey işte. Ben de göreceksin. Hep en iyisi, en yenisi. Kupeler, kabriyolar, cillop, kırmızı deri koltuklular yanıyor. Süper. Güzel günlerdi. Paranın koydum yani. Hayrola? Ne oldu sonra? Sen nerede yaşıyorsun oğlum? Kriz oldu, kriz. Çıkardım elde ne varsa. Geçmiş olsun. O gün bugündür. Neyse. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Derken? Geçen sefer ben bir pas atmıştım. Sen yapmıştın golü. Şimdi ceza alanındayım. Bekliyorum. Yok yanımda ama... Sen unutmuşsun beni. Bahşişi aşağıdaki General Kılıklı'ya ver. Bana hakkını ver. Hakkını. Peki bak ne diyeceğim. Buraya bir güvenlik şefine ihtiyacım var benim. Sen iyi anlarsın o işlerden. Senin güvenlik şefin mi olacağım? Önce eğitim tabii. Birkaç yere göndeririz seni. Kurs filan. Ne diyorsun? Parası da iyidir, bakma. Sen kimin parasını kime veriyorsun lan? Benim elimin kanı kurumadı da. Sen nereden kazandığın parayı bana veriyorsun? Abartma istersen Ali. Kim yaptı lan burayı? He, sen kimin tuttuğu silahla cepledin bu paraları? Ben yaptım Cengiz, ben yaptım. Yaptığım gibi yıkmayı da bilirim. Benim de hakkım var lan burada. Hakkımı ver lan, benim de hakkım burası. Delirtme lan adamı. Arızaya bağlatma beni. Dışarı. Ne parlıyorsun be Ali hemen? Seni düşündüm ben. Bunlar alıştığın işler değil. Ne var lan? Bir sen mi varsın akıllı? Bizim de kimseden eksiğimiz yok Allah'a şükür. Peki ortak. Demedi deme sonra.
Şöyle. Dün gecenin dökümleri Ali Bey. Okuyup imzalayıp çağırırsanız koyarım işlemleri. Efendim, bu yeni rulet masasının raporlarına bakacaktınız. İyi, iyi, şahane görünüyor. Şey, ters tutuyoruz. Ters mi? Ters. Al sana ters! Al sana ters! Tersini de, yüzünü de! Oh be! Ali Bey, müsait değil Cengiz Bey. Al, bunlar da anahtarların. Uyarmadı deme böyle abi. Ya bırak Cengiz. Cengiz abi sizi de mi delirtti? Ha, tanıştırayım. Eşan'ın kardeşi Bahar. Bizim Harbi Ali abimiz. Memnun oldum. Ali abi bizle beraber çalışacaktı ama olmadı, uymadı. Vedalaşmaya geldi o da. Haklısınız vallahi, kaçın kurtarın kendinizi. Yok canım, öyle kaçmak yok bizde. Şu güvenlik işi diyordun, o bana göre bir şeye benziyor aslında. Al şunu, gel benimle. Nereye gidiyoruz? Hesap kitap yapmaya. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz canım. Hoş bulduk. Bak sana ne aldık. Ezel bugün beni sahaflara götürdü. Ne güzelmiş. Teşekkür ederim. Okumadığı kitap yok. Bütün kitapları ezbere biliyor. Bilmediğimiz başka özelliklerinde var mı? Var tabii. Şeye gittik. Ha tamam. Söyleyeyim. Sırrımız. Tamam. Ben şu çizmeleri değiştirip geliyorum. Benim de gitmem gerek. Küçük bir işim var. Bahar üzülecek şimdi. Senden beri çok mutlu. Kıskanıyorum vallahi. Ben de sizinle eğlenmek istiyorum. Burada işlere gömüldüm. Yakında belki beraber yapacağız o işleri. Duydum. Çok sevindim. Haftaya gönderirim elimdeki belgeleri. Bir dirsek dirseğe veririz ha? Tamam. İyi olur. Bugün sesin daha iyi geliyor. Düne göre. Bir şey soracağım. Dün biz konuşurken Cengiz yanında mıydı? Yanımda. Omzumda uyuyordu. Uyandırsam mıydım? Konuşuyorsunuz bakayım. Ya o da Yişan'la sarılmış. Hmm.
Ali Bey, isterseniz ben başlayayım dosyayı incelemeye. Başlarsın. Dur iki dakika. Kaderimin oyunu. Orhan Baba. 70'te yazdı bu şarkıyı. Tevellüt kaçtı. Yok, o kadar değil. Ama az dinlemedik bu şarkıyı. Arada biz de efkarleniriz Ali Bey. Manita var mı sende? Yok. Şu anda. Şu anda. Şu andaymış. Yeme beni. Şu anda. Trafikte neredesin diye sormadım oğlum. Manita ya vardır ya yoktur anasını satayım. Biz de sizinki gibi değil Ali Bey. Siz elinizi sallasanız 50'si. Niyeymiş? Fizik iyi. Coğrafya da fena sayılmaz. Ulan Sefo. Efendi adam dedik. Teki çıktım. Yok, böyle iyi. Ben sana böyle mahalle bir çocuğum. Hadi kap gel içeriden bir kadeh daha. Yok efendim, olur mu? Emrediyorum, içeceğiz. Bu peki ne kutluyoruz? Eski Cengiz'in gidişini. Ben eski Cengiz'i çok sevmiştim ama. Eski Cengiz de sizi sevmişti. Tam da uğur getirecektiniz ona. Yeni Cengiz'e de getiririm belki. Bugün oynamıyorsunuz. Arkadaşımı bekliyorum. Ha? İşte. Doğru adam lafının üstüne. Ezel. Ortak. Yakışıklı adam değil mi? Hangimiz daha yakışıklı? O mu? Ben mi? İkiniz de değil. Eski Cengiz tam tipi. İçki yok, kumar yok. Sıkıcı bir adam olup çıkmadı. Bak sonra bu kızlar da vazgeçer senden. Bak sana bir sır vereceğim. Ama kimseye söylemeyeceksin. Ciddiyim abi. Korkunç bir sır. Nedir? Ben Eyşan'ı... hiç aldatmadım. Hiç mi? Çok sevdiğin için mi? Hayır tabii ki. İkisi başka şeyler. Öğrenirse o da seni aldatır diye mi? Hayır Ezel. Git derse gidemem diye. Her şeyin ilkini o zaman. Hayır, hayır. Aklımı çelme. Her şeyin ikincisine. İkincisine? İkinci bir şansa. İkinci bir hayata. İkinci bir çocuğa. Biz yapıyoruz abi çocuğu. Sen niye heyecan yapıyorsun? İkimiz de çok istiyoruz. Doğru zamanı kolluyorduk. Bundan daha doğru bir zaman olabilir mi? Ezel. Hayatımıza giren ve onu değiştiren insanlara. Chloe değil mi? Çok şık kokudur. Bir ara ben de kullanmıştım. Neden değiştirdiniz? Ya erkek arkadaşımı değiştirecektim ya da parfümümü. Yok, zor karar. Yok canım.
Baktın alışıyorsun. İkisini birden değiştireceksin. İyi gitmiyor pek. Tıkandım. Niye? Cengiz dünden razı flört etmeye ama daha ileri gitmiyor. Biraz daha yaklaşınca bir bahane bulup tüyüyor. Devam etsen. Bilmem ki. Daha saldırgan olursam büsbütün kaçacak. Saldırgan olma sen de. Kararlı ol. Eninde sonunda çözülecektir. Nereden biliyorsun? Çünkü o bir erkek şekeri. İkimiz de çok istiyoruz. Doğru zamanı bulduk. Bundan daha doğru bir zaman olabilir mi? Ezel. Hayatımıza giren ve onu değiştiren insanlar. Yanlış bir zamanda aramadım onu. Hiç. Doğrusu seni düşünüyordum. Şimdi ne yapıyor acaba diyordum. Niye mi? Belli değil mi? Özledim. Doğru söyle, beni mi özledin? Evet. Bugün ne güzel bir gündü değil mi? Ya keşke hayattaki son günüm böyle olsa. Son günleri düşünmek için çok gençsin daha. Daha çok ilkimiz var önce. Var değil mi? Mesela ilk kavgamız. O da var tabii. Peki senin aklına gelen ilk neydi? Bak sakın ayıp bir şey söyleme, kapatırım telefonu. Bakalım. İlk kez adını yüksek sesle söylemem. Sen yokken. İlk kez kokunu başka kokulardan ayırt edebilmem. Tamam, hadi kapatalım. Niye? Ayıp bir şey mi söyledin? Yok. Da bu söylediklerini hatırlayarak uyumak istiyorum, olur mu? İyi geceler. Sana da. Söyle Kamil. İçinde kalmasın. İçinden konuşuyorsun zaten. Konuşunca dinlemiyorsun. Ne yapayım? Kamil yorma beni. O yüzden dedim istiyorsanız gidin diye. Çamurda oynayan kirlenir. Kirlenmek istemiyorsan oynama. Cengiz'in ağzı bunlar. Senin değil. Hakkını verelim. Adamın ağzı iyi laf yapıyor. Kaptı kızı, aldı paraları. Biz burada konuşurken şimdi ikinci çocuğa da gidiyordur. Bende ne var? Bak Ezel, bir kere edeceğim bu lafı. Yaşıma ve görmüşlüğüme ver. Sende yürek var. Ömer'in yüreği. Paramparça ettiler onu. Un ufak ettiler. Her şeyi aldılar ama onu alamadılar be Ezel. Onu alamadılar. Şimdi Eşan'ı kapımda göreceğim diye o yüreği kendin çıkarıp verme onlara. Keşke çıkarabilsem be Kamil. Keşke. Yeter artık, istemiyorum. Kaç kere kırılır ulan bir kalp? Yeter. İstemiyorum. Ne biçim adamsın lan sen? Resimde bile arkadasın. Kim ne yapsın seni?
Neredeydin? Özlettin akşam kendini. Maaşımdan kesersin. Ne vardı? Al. Sana dürüm getirdim. Bizim adamdan. Halis eşek eti. Seversin sen. kızdırdık herifi. Eşyaları toplayıp gider bu şimdi dedim. Belli olmaz. Olmuyor Ali abi. Ben denedim. Olmuyor. Öyle bir halt etmişiz ki suç mahallini bırakıp da bir yere gidemiyoruz. Ali, bu iş büyük iş. Sen bana ne bakıyorsun? Sensiz olmaz. Sensiz altından kalkamam. Harbi mi? Versene şuradan bir durum. Ayran yok mu lan? Ha, yoğurt getirdim. At tavuza da karıştırayım. Donanmayı buraya bağlamışsın. Ah be Ömer. Doğruyu söyle hadi. Biz mi kandırdık aslında seni? Yoksa sen mi bir oyun oynuyorsun bize? Hikayenin kötü adamı benim, iyisi de sensin, öyle mi? Hazır oradayken bir sorsana. O kadar basit mi sahiden? Bence öyle değil kanka. Bence sen kolayı seçtin. Hile yaptın. Çünkü öldürmek... Ölmekten zor be Ömer. Çünkü gitmek, kalmaktan zor be Ömer. Çünkü bence iyi kötü hikaye. Hayatta bir gidenler var, bir de kalanlar. Bir de ikisini de yapamayıp tam ortada duranlar. Oğlum. Ne yapıyorsun lan? Askerlik arkadaşını mı gördün? Abi adam amma yaşlanmış ya. Bakma sen. Hepimizi götürür bu lavuk. Siz de barışın artık. Ne bu? Çocuk gibi. Buyurun çocuklar, hoş geldiniz. Kahvaltı ettiniz mi? Bakın poğaça da var. Sıcak sıcak. Patatesli. Allah aşkına. Eski günlerin hatırına. Sonra da peşlerine düştüm. O günden beri. Oğlum polise git. Hemen polise gidelim. Kanıt yok ki anne. Ne diyeceğiz? Olur mu? Bulurlar bir şey. Anne bak dinle. Ben hapisten kaçtım. Ömer yaşasa o da suçlu şimdi. Ne yapacağız oğlum? Ömer'im. Yapma anne. Senin bildiğin yüz değil o. İçinden sen bakıyorsun ya. O yeter bana.
beter parçaladılar beni. Kendilerine benzettiler beni. Bu nasıl söz öyle? Sen Ömer'sin. Sen onlar gibi olamazsın ki yavrum. Sen Ömer'sin. Benim biricik yavrumsun sen. Hallettiniz mi her şeyi aramızda? Dediğin gibi yapacağız. Onu bir yere yerleştireceğiz. Rahat ettireceğiz. O da bizden uzak duracak. Sağ ol. Gidelim mi artık? Ali'yi alalım. Eşan gelmeyecek mi? Babacığına bir güle güle demeyecek mi? Serdar, sen anlaşmaya sadık kal ki biz de kalalım. Doğru, hak ettik. Hadi bunlar neyse ne de sana iyilikten başka bir şeyim dokunmadı Cengiz. Ne yapayım? Teşekkür mü edeyim? Eyşan'a iyi bak, o yeter Cengiz. Biliyorsun ben Eyşan'ı kendi ellerimle sana verdim. Senden ne aldıysak bedelini ödedik Serdar. İşin güzel tarafı da o ya. Sen hiçbir şeyi ödememişsin. Pişt diye orta yerden çıktın hemen. Sen benim gençliğime benziyorsun Cengiz. Kafan devamlı işli. Ne diyeyim? Allah sonumuzu benzetmesin. Ha. Seni Eyşan'ın etrafında görürsem bırakırım annenin tasmasını. Hiç değilse bana bir tokalaşma borçlusun Cengiz. Torunuma dedesinden bir hediye. Ama sakın Eyşan'a deme. Nasıl haylaz? Eyşan'a mı çekmiş? Yoksa... sana mı? Tek çöpü çocuk binem kırar. Ama 100 tane, 1000 tane, 100.000 tane olunca sıkıysa kır bakalım. Bahar, hadi çıkıyoruz. Ecehan'ın ceketi yok. Nerede ceket? Odasındadır. Alır mısın ne olur? Ne oldu? Lafını mı unuttun? Ya yine şapkamla dalga geçecekler. Gitmeyeceğim ben. Gel bakayım sen. Onlar senin kimin oğlu olduğunu bilmiyorlar galiba. Kim dalga geçerse bana söyle. İcabına bakarım. Cengiz neler diyorsun çocuğa? Yetiştin mi? Aslan Aral. Eyyce. Al bakalım. Süpersin vallahi. Ya, son dakikada. Affetmem. Oh, hadi serdelim bir aslan parçasını. Ali abi çok alkışla tamam mı? Alkışlamayanı. Ayıplarım. Motorla mı takip edeyim ben? Bilmiyorum okulu. Sen... abi... sana yer ayarlamadık ya. Orası tıklım tıklım. Anneler, babalar hani... yani veliler sadece yabancı almıyorlar. Ha. Ama kaseti gösteririm ben sana. Ha. Ali. Şu bizim başımızın belası var ya, Kerim. Onunla bir hesap kapamak gerekiyor artık. Bunun ödeyeceği falan yok. Sen bir kuşuğunu halledebilir misin? Ne olur. Yollarım birini. Yok, sen git. Sen çok iyisin bu işte. Baba. Geliyorum. Oğlum göreceksin çocuğu. Sanki doğuştan oyuncu. Kime çekmiş? Kime?
Bana. Siz ikiniz tam da bu yaşlarda damlardınız Samirhane'ye okul çıkışı Ömer'le. Hatırladın mı? Nasıl azardınız ikinize? Sen kovboy olurdun, Ömer Kızılderili. Ortalığı koyardınız. İşte canı ne zaman görsem onu hatırlarım. Birine çekmiş. De. Sana değil. Neyse hadi ben iyi yaptığım işe döneyim. Sen de oyununa. Şu ikinci masaya bir bakıver, onun rakamları çok düşmüş. Fark ettim. Bir de şu yeni mekan var ya, Zekeriya Köy'de. Orada da adam eksik. Tamam, yollarım birilerini. Ali. Nedir, karnem mi? Geçen gün ağzında geveledin ya bir şeyler. Can'la ilgili. Al sana kapı gibi rapor. Ne rapor? DNA raporu. DNA. Çocuk kimin çocuğuymuş anlarsın. Al bak. Aptal aptal konuşmazsın bir daha. Manyak mısın nesin oğlum? Kafa buluyordum seninle. Adama bak ya. Herifin biri bir laf etti diye kendi çocuğuna test yapıyorsun. Çocuğun bahtsızlığı senden olmasın. Elde edilen STR profilleri Cengiz Atay'ın Can Atay'ın biyolojik babası olmadığını göstermektedir. İkimiz bir iki saat çalışırız baş başa. Sen nasılsa sıvışırsın aradan. Bak, nasıl da çözmüş beni. Ama başından uyarayım. Ben daha çok yeniyim bu otel işinde. Sıkılmadan başımda duracaksın. Öğreteceksin her şeyi teker teker. Tamam. Nasıl, hızlı öğreniyor musun bari? Fena değilimdir. Öğretmenimi seversen. Ben bir doğum günü çocuğuna bakayım. Sen de denemelisin. Çocuk. Çocuğun gibisi yok. İnsanın hayata bakışı değişiyordur ha. Hem de nasıl?
İnsan bir çocuk yapana dek bir kadına sahip olmanın ne demek olduğunu anlamıyor. Nasıl yani? Senden bir çocuğu oluyor. Dahası mı var? O an diyorsun kendine, bu kadın benim. Her şeyiyle benim. Artık sonsuza kadar benim. Hiç o tarafından bakmamıştım. Ne diyeyim ortak? Sen benim gibi aşık olmamışsın. Çocuk gibi hazırlandım vallahi bu geceye. Ne fısıldaşıyorsunuz bakayım? Ben artık kalkayım. Ya niye? Daha erkendi. Bırakın. Belki işi var adamın. Can, mutluyum artık ya. Ama erken biliyorsun, aklım burada kalmayacak mı? Kalmaz mı? Sana bir şey sorsam yanlış anlamazsın beni, değil mi? Benimle gelmez misin? Yok, şimdi biraz şey olur. Yalnız kalmamış olurdum bu gece. Ya evet, sende bu gece biraz düşüklük var. Ne oldu? Hiç, hayat. Neyse. Yok yok, bir şey var. Öyle şeyleri paylaşmam peki. Sen de başka ama. Daha kolay açılıyorum sana. Kusura bakma ya, ben gideyim. Ezel, ya söyler misin? Ne oldu? Dün hani bir çocuk gördün ya, yanına gittim ben. Kaçmış yine. Geçen sefer yarı ölü buldular sokakta. Aa. Canlı eşit neredeyse. Kimsenin umurunda olmamak nedir iyi bilirim. Boş ver ya. Keyfini kaçırdım. İyi geceler. Ezel. Cengiz, bir rahat durur musun? Çocuk musun ya? Çocuk dedin de. Abla, ben Ezel'le çıkıyorum. Tamam canım, geç kalma. Abla, ben bu gece gelmeyeceğim, orada kalacağım. Nereden çıktı şimdi Bahar bu? Daha erken değil mi? Bilmem ama gitmek istiyorum. Bence gitme. Ya abla, ben kendi kararımı kendim verebilirim. Bahar, gitme. Bak, sırf senin için ne yaptım? Adresini, telefonunu yazdım çocuk gibi. Hı? Seni seviyorum. Bugün benim doğum günüm değil ki şaşkın. Daha önemli bir gün bugün. Geçen sefer nerede yanlış yaptığımı buldum. Ne? Çok önemli bir detay atlamışım. Cengiz, yapma. Eyşan. Beni dünyanın en mutlu adamı yapar mısın? Benimle evlenir misin? Cengiz. Biliyorum. Daha yeni tanıştık. Başından da kötü bir evlilik geçmiş. Odunun biriyle evlenmişsin. Ama bundan sonra öyle olmayacak. Evlen benimle. Çok mutlu edeceğim seni. Her şeyi unutturacağım. Her şeyi mi? Geceden öncesi yok. Bu gece masumuz ikimiz de. Masum muyuz? Masum başlayalım. Sonra o kadar masum olmayalım ama.
Şampanyayı unuttum. Hemen geliyorum. Gitme bir yere. Ne hapıydı o? Hiç. İstemiyorum Cengiz. İstemiyorum çocuk, suç mu? Niye? Var bir çocuğumuz. Eyşan. Yapma. Niye? Biliyorsan sen söyle. Niye? Senden duymak istiyorum çünkü. Söyle. Kötüyüz biz de. Kötüyüz biz de. Değil miyiz? Bizim gibi bir şey daha dünyaya getirmek istemiyorum de. Söyle! Evet, istemiyorum. Ya Can? O başka. O bir mucize. Ama artık bizden bir mucize çıkmaz Cengiz. Niye evlendin o zaman benimle? Madem o kadar nefret ediyordun benden. Senden nefret etmiyorum. Sevmiyorsun da. Cengiz. Şşş. Kötü tohumu. Kötü şeyler yaptım hayatta. Evet. Ama bana kötü diyen adam hiç sevmemiş demektir. Çünkü siz kimi kandırıyorsunuz? Birini sevmek başka her şeyi daha az sevmek demek değil mi? Birini seçmek başka her şeyi ateşe atmak demek. Biriyle gitmek, biriyle gerçekten çekip dibine kadar gitmek, arkandaki herkesi öldürmek demek. İşte o yüzden Ömer. Bana hikaye anlatma kanka. Benden daha safsın diye daha çok hak etmiyorsun Eyşan'ı. Haksız mıyım? İşine gelmeyince susarsın tabii. Az değilmişsin sen de ha. Tam kazandım dedim. Son gülen sen oldun kanka. Niye mi geldin? Kurtar diye geldim tabii. Ne giyeceğim ben şimdi? Kız sana ihanet etti. Yedi bitirdi seni, öldürdü. Ama yine seni seçti. Çocuk senin çocuğun. Aşk mı bu şimdi? Hı. Aşk her türlü yiyip yine onun kapısının önünde mi bulmak kendini? Niye gidemiyor bu kız senin yanından Ömer? Niye unutamıyor oğlum seni?
Bak senden bir şey istiyorum kanka. Bir daha bana bakıp da seni düşündüğünde alma oğlum yanına. Öldün oğlum sen. Ne yapacaksın gül gibi kızı? He? Her şeyi hesapladım sandım. Bir şeyi unutmuşum. Ölüleri kandıramazsın. Ölüleri yenemezsin. O zaman ne kalıyor bize? Gitmek kalıyor. Görüşürüz ortak. Orada buluşuruz diyeceğim ama... İçimden bir ses aynı yere gitmeyi istiyor. Geriye bakmak yok. Bir kere karar verdin mi, her şeyi, herkesi bırakacaksın arkanda. Olmazsa kesip atacaksın kalbini. Kalmak isteyen her parçanı söküp atacaksın. Elini, kalbini, ruhunu atacaksın gerekirse. Her şeyi atacaksın ama. Sonunda senden hiçbir şey kalmayacak gidebilecek. Hiçbir yere gitmiyorum. Hile yapıyorsun, gördüm. Ne hilesi? Torbadan fazla taş aldın. Ne zaman? Ya üf! Yok orada bir şey. Yalancı. Nasıl yaptın bunu? Düşünce gücüyle. Düşünce gücüyle. Düşünce gücüyle sen başka neler yapabiliyorsun? Seni buraya getirebilirim. Yok canım. Eser. Hı. Sen hiç benim düşündüğüm gibi biri çıkmadın. Fena mı? Fena. Çünkü böyle giderse ben sana aşık olurum. Fena mı? Çok fena. Korkuyorum. Seni yarı yolda bırakacağım diye korkuyorum. Seni üzeceğim diye korkuyorum. Belki de hak ediyorumdur ha? Hayır, hak etmiyorsun. İlk gün de söyledim sana. Sen çok iyi bir insansın. Kahramanımsın benim. Seni hiç unutmayacağım. Seni hiç unutmayacağım Ömer.
Seni seviyorum Eyşan. Ben de seni çok seviyorum. Şimdi Eyşan'ı kapımda göreceğim diye o yüreği kendin çıkarıp verme ona. Sen versin. Sen onlar gibi olamazsın ki yavrum. Benim biricik yavrumsun sen. Buyur. Ezel. Git buradan Bahar. Ya ne oldu? Git dedim buradan, duymuyor musun? Ya Ezel yanlış bir şey mi söyledim? Duymuyor musun beni? Sana git diyorum, kalk. Ezel ya bir dakika ne olur? Bahar. Git diyorum sana, anlamıyor musun? Uzak dur benden. Anladın mı? İstemiyorum. Hadi. Ya Ezel ne oluyor ya? Bahar uzak dur benden. Bir daha da buraya gelme sakın. İşin sonu nasıl bitecek bilmiyorum Sami Ömer. Biliyorum. Bu oyun mezarda başladı. Bahar? Mezarda bitecek. Giriştim ki senle kanka. Kazanmam mümkün değil. Denemedim sanma. Teşekkürler. Ama zaten öldürdüğün biriyle nasıl rekabet edebilirsin? Evet. O zaman görüşürüz. Hoşçakal. Hoşçakal. İstiyorsan ben bırakayım seni evine. Olur. Çünkü ölüler hep iyi kalır. Oysa sen her an kötü bir şey yapabilirsin. Çünkü kendimden biliyorum Ömer. Aşık insan sevgisine değil, öfkesine yenilir sonunda. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Öyle kızıyorum ki Eyşan'a. Öyle bitmez tükenmez bir öfkem var ki ona. Yukarı gelmek ister misin? Nereye gidersem gideyim, sonunda bir tek onun kollarında diniyor öfkem. O yüzden bu işin sonu nasıl bitecek biliyorum kardeşim. Nereye götürürsem götüreyim onu, o sonunda bir şekilde sana geri dönecek.